Yaklaşık 100 bin yıl önce Endonezya'nın tropik iklimle yoğrulmuş adalarından biri, insanlık tarihinin en sıra dışı öykülerinden birine ev sahipliği yapıyordu. Flores Adası, dışarıdan bakıldığında yemyeşil ormanları ve zengin doğasıyla adeta bir cennet gibi görünüyordu. Ancak bu görüntünün ardında ölümcül bir dünya yatıyordu. Ormanların derinliklerinde köpek büyüklüğünde dev fareler dolaşıyor, gölgelerin arasında sinsice bekleyen dev monitör kertenkeleleri her hareketi izliyordu. Ve tüm bu ekosistemin zirvesinde 3 metreyi aşan boyları ve ölümcül ısırıklarıyla Komodo ejderleri yer alıyordu. O dönemde mandaları bile yere serebilecek güçteydiler. Bugün turistlerin önünde ağır hareket eden sürüngenlerden çok farklıydılar. O zamanlar adanın gerçek tepe avcılarıydı. İşte bu ölümcül dünyanın tam ortasında gezegenin gördüğü en küçük insanlar yaşıyordu. Homo floresiensis. Boyları yalnızca 1 metre civarındaydı, beyinleri ise bir şempanzeninki kadar küçüktü. Ama bu küçüklük sizi yanıltmasın. Ateşi kullanıyor, taş aletler yapıyor ve cüceleşmiş filleri avlıyorlardı. Evrimimizin bu hobbitleri doğanın en zorlu sahnelerinden birinde hayatta kalmayı başarabilmişti. Onların yaşamı sıradan bir varoluş mücadelesinden çok daha fazlasını anlatıyordu. Ateşin ışığında topluluk halinde bir araya geliyor, keskin taş bıçaklarla avlarını paylaşıyor, mağaraların karanlığında ritüellerini sürdürüyorlardı. Yalnızca doğanın acımasız koşullarıyla değil, devasa avcılarla da mücadele ederek binlerce yıl boyunca varlıklarını korudular. Her sabah mağaralarından çıkmak, onlar için ölümle burun buruna gelmek demekti. Komodo ejderleriyle aynı mağaraları ve av sahalarını paylaştılar. Kimi zaman bu ölümcül sürüngenlerden kaçmak zorunda kaldılar, kimi zaman da onlarla yiyecek için rekabete girdiler. Belki birbirlerinden korktular, belki de zaman zaman birbirlerini avladılar. Ama Homo floresiensis'in hikayesi yalnızca korku ve kaçıştan ibaret değildi. Onlar aynı zamanda adanın en büyük avlarından biri olan stegodonlarla da mücadele ediyorlardı. Bu cüceleşmiş filler ada koşullarına uyum sağlamış olsalar da yine de Homo floresiensis'in birkaç katı büyüklüğündeydi. Bir düşünün, yalnızca 1 metre boyunda bir grup insan kendilerinden kat kat büyük filleri tuzaklarla, işbirliğiyle ve keskin taş silahlarla yere serebiliyordu. Bu yalnızca karın doyurma mücadelesi değil, aynı zamanda olağanüstü bir zeka, koordinasyon ve cesaretin göstergesiydi. Onların av sahneleri, insan olmanın özünde yatan işbirliğinin ve hayatta kalma iradesinin en çarpıcı kanıtlarından biriydi. Fakat Homo floresiensis'in hikayesi uzun yıllar boyunca tamamen bilinmezlik içinde kaldı. Yalnızca adanın ormanlarında esen rüzgarların fısıltısı, onların yaşamından geriye bir şeyler taşıyor gibiydi. Ta ki 2003 yılına kadar Endonezya'nın Flores Adası'ndaki Liangboa Mağarası'nda yapılan kazılar sırasında, tropik sıcağın ağır havasında, haftalar süren sabırlı çalışmanın ardından, toprak altından sıra dışı bir keşif gün yüzüne çıktı. Kazı ekibi, buldukları küçük kafatasını ilk başta bir çocuğa ait sandı. O kadar küçüktü ki, yetişkin bir insan beyninin bu kafatasına sığması imkansız görünüyordu. Ancak çenede bulunan kalıcı dişler gerçeği açığa çıkardı. Bu bir çocuk değil, tamamen yetişkin bir kadındı. Flo adı verilen bu iskelet yalnızca 1 metre boyundaydı. Beyni ise büyükçe bir portakal büyüklüğündeydi. Ancak asıl çarpıcı olan kalıntının bulunduğu yerde rastlanan izlerdi. Ustalıkla yapılmış taş aletler ve parçalanmış cüce fil kemikleri. Bu minicik kadın yalnızca hayatta kalmamış, aynı zamanda avcı olmuş, aletler üretmiş ve topluluğunun bir parçası olarak yaşamıştı. Flores'te gün yüzüne çıkarılan bu küçük iskelet, tek başına bile bilim dünyasında devrim niteliğindeydi. Ancak kazılar ilerledikçe anlaşıldı ki Flo yalnız değildi. Aynı mağaradan çıkarılan başka küçük bedenli iskeletler, bunun hastalıklı bir Homo sapiens olamayacağını kanıtladı. Bu bambaşka bir insan türüydü. Homo floresiensis. Boyları yalnızca 1 metre civarındaydı, 25-40 kilo ağırlığındaydılar. Kafataslarının hacmi yaklaşık 380 santimetre küptü. Bu bir şempanzeninkiyle aynı büyüklükteydi. Ama bu küçüklük zekalarının sınırlı olduğu anlamına gelmiyordu. Tam tersine Liangboa'da bulunan 10 binden fazla taş alet, onların karmaşık planlar yapabilen ve çevrelerine uyum sağlayabilen bir topluluk olduğunu gösteriyordu.
Bu aletler arasında keskin bıçaklar, yontulmuş taş parçaları ve saplanabilir silahlar vardı. Hatta bazıları doğrudan cüce filler üzerinde bırakılmış kesim izleriyle birlikte bulundu. Bu, Homo floresiensis'in yalnızca fırsatçı toplayıcılar değil, bilinçli avcılar olduklarını kanıtlıyordu. Vücut yapıları ise adeta evrimin bir mozaiğini andırıyordu. Çene yapıları ilkel bir görünüm sergilerken prefrontal korteks bölgeleri gelişmişti. Kolları gövdelerine göre uzun, ayakları orantısız şekilde büyüktü. Omuz yapıları öne doğru eğik bir duruş veriyor, bu da tırmanma kabiliyetlerini artırıyordu. Yürüyüşleri günümüz insanı gibi değildi. Adımları daha hantaldı. Bilim insanlarını en çok şaşırtan noktalardan biri, böylesine küçük bir beyinle böylesine gelişmiş davranışların nasıl mümkün olduğuydu. Bu uzun süre boyunca kabul gören büyük beyin, büyük zeka anlayışını yerle bir etti. Homo floresiensis, zekanın yalnızca hacimle değil, beynin organizasyonuyla da ilgili olduğunu kanıtlıyordu. İşte tam da bu noktada kazılar ilerledikçe onların kökenleri üzerine büyük tartışmalar başladı. Bazı araştırmacılar, Homo floresiensis'in aslında mikrosefali, Laron sendromu veya başka bir hastalığa sahip Homo sapiens bireyleri olduğunu savundu. Ancak bulunan iskeletler arasındaki tutarlı benzerlikler bu ihtimalleri çürüttü. Fakat araştırmalar bununla sınırlı kalmadı. Yıllar ilerledikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor, Homo floresiensis'in hikayesini daha da derinleştiriyordu. İşte 2016'da yapılan yeni keşifler tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Liang Bua'dan daha eski tabakalarda bulunan çene ve diş parçaları 700 bin yıl öncesine tarihlendi. Bu, Homo floresiensis'in atalarının çok daha uzun zamandır bu adada yaşadığını ve muhtemelen Homo erectus'tan türediğini gösteriyordu. Ayrıca bu eski fosiller filodan bile daha küçüktü. Bu da ada cüceleşmesi sürecinin şaşırtıcı derecede hızlı gerçekleştiğini gösteriyordu. Büyük bedenli atalar yalnızca birkaç bin yıl içinde bir metre boyundaki hobbitlere dönüşmüştü. Ancak bu hızlı evrimin bütün ayrıntılarını anlamak kolay değildi. Çünkü sıcak ve nemli iklim DNA kalıntılarını koruyamamış, onların genetik bağlantılarını çözmeyi imkansız kılmıştı. Ancak bulunan kemikler, dişler ve taş aletler Homo floresiensis'in tesadüfi bir sapma değil, tam anlamıyla yeni bir insan türü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Onların hikayesi, insan evriminin hiç de düz bir çizgi olmadığını gösteriyor. Küçük bedenleriyle büyük hayvanlara meydan okuyan, küçük beyinleriyle büyük işler başaran bu insanlar, doğanın ne kadar yaratıcı olabileceğinin canlı kanıtıydı. Fakat bu etkileyici başarı öyküsünün ardından akla tek bir soru geliyordu. Tüm bu direnç ve uyum yeteneğine rağmen Homo floresiensis nasıl oldu da tarih sahnesinden silindi? Flores'te binlerce yıl boyunca hayatta kalan bu küçük insanlar yaklaşık 50 bin yıl önce arkeolojik kayıtlardan tamamen silindiler. Tam da aynı dönemde bizim türümüz Homo sapiens Güneydoğu Asya'ya ulaşmıştı. Bu tesadüf müydü yoksa onların sonunu getiren şey biz miydik? Bazı bilim insanlarına göre adada yaşanan ani iklim değişimleri Homo floresiensis'in yaşamını zorlaştırdı. Tropik bir ada olan Flores'in ekosistemi oldukça kırılgandı. Küçük bir sıcaklık değişimi bile su kaynaklarını, bitki örtüsünü ve av hayvanlarını doğrudan etkileyebiliyordu. Özellikle onların en önemli besin kaynağı olan cüce filler, yani stegodonlar, Homo sapiens'in adaya gelmesinden kısa süre sonra tamamen ortadan kayboldu. Stegodonların yok oluşu yalnızca bir avın kaybı değildi. Aynı zamanda Homo floresiensis'in binlerce yıldır sürdürdüğü yaşam döngüsünün de kesintiye uğraması demekti. Onların kaybı, bu küçük insanların hayatta kalma damarını adeta koparmış olabilirdi. Ama bununla sınırlı olmayabilir. Bizim türümüzün daha gelişmiş taş aletleri, daha büyük nüfusları ve organize avlanma stratejileri vardı. Flores'e ayak basan Homo sapiens aynı kaynaklara talip oldu. Av sahalarında, su kenarlarında ve mağaralarda iki insan türünün karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı. Belki doğrudan bir çatışma yaşandı, belki de rekabet Homo floresiensis'i yavaş yavaş geriye itti. Bir diğer ihtimal ise hastalıklar. Homo sapiens'in taşıdığı ve bağışıklık geliştirdiği mikroplar, izole yaşayan Flores toplulukları için ölümcül olmuş olabilir. Tarihte benzerini gördük, Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmasıyla
yerli halklar daha önce karşılaşmadıkları hastalıklar yüzünden büyük ölçüde yok olmuştu. Belki de Homo floresiensis'in sonunu da gözle görünmeyen bu ölümcül düşmanlar getirdi. Kesin olan şu ki onların kayboluşu yalnızca Homo floresiensis'i değil, adanın bütün ekosistemini değiştirdi. Stegodonlar, dev leylekler, iri fareler ve o dünyaya özgü pek çok canlı aynı dönemde ortadan kayboldu. Sanki Flores'in eşsiz laboratuvarı kapanmış, doğa sayfayı çevirmişti. Bugün ise Liangboa mağarası sessiz. Bir zamanlar ateş ışığında yankılanan seslerin yerinde yalnızca rüzgarın uğultusu var. Ama geriye bıraktıkları kemikler, taş aletler ve yanmış kemikler bize unutulmaz bir ders anlatıyor. İnsan olmak yalnızca büyük bir beyne sahip olmak değil, uyum sağlamak, işbirliği yapmak ve en zor koşullarda bile hayatta kalmayı başarmaktır. Homo floresiensis küçücük bedenlerine rağmen bunu binlerce yıl boyunca başardı. Onların hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Biz yeryüzünde hiçbir zaman tek başımıza değildik. Uzun bir süre boyunca farklı insan türleriyle dünyayı paylaştık. Bugün geriye sadece kemikler kalsa da Flores'in hobbitleri hala bize kim olduğumuzu ve nasıl buraya geldiğimizi anlatıyor. Onlar insan evriminin en sıra dışı dallarından biriydi ve unutulmaz miraslarıyla tarihin gölgelerinde yaşamaya devam ediyorlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.